Bir, iki, üç, dört, beş. Ezgi, aferin. Aldığım eğitimler sayesinde artık teneffüse çıkabiliyorum. Merdivenden inip çıkabiliyorum. Tuvalete gidebiliyorum. 10 yaşındaki Defne tıbben görme engelli kabul ediliyor. Bir gözü hiç görmüyor. Diğerinde ise sadece %3 görme kalıntısı var. Az gören binlerce çocuktan biri. Bu güzelliği sonsuza değin izleyebilirim. Türk Telekom ve Engelsiz Yaşama Derneği'nin birlikte yürüttüğü Gün Işığı projesi Defne'ye umut ışığı oldu. Defne şimdi yaşıtlarıyla birlikte normal bir ilkokulda eğitim alabiliyor. Görerek yazıyor, görerek okuyor, görerek resim yapıyor. Benim en büyük hayalim dünyanın her tarafında dolaşmak. Benim olmak istediğim meslek veteriner. Peki bu gelişim nasıl sağlandı? Ailelerinin yıllardır kör olduğunu düşündüğü çocukları da görebilir mi? Güneşli Projesi'nin eğitimiyle beraber Defne normal öğrencilerle normal bir okula gidebilecek pozisyona geldi, o duruma geldi. Eğitmenler öncelikle çocuklara tıpkı okuma yazma öğretir gibi görmeyi öğretiyor. Görebildikleri nesneleri nasıl yorumlamaları gerektiğini anlatıyor. Kaç tane yuvarlak var orada? 4, 1, 2, 3, 4. Biz bu çocuklarda görerek okuma yazma becerisinin kazanılabileceğini, hatta bütün günlük yaşam becerilerini görerek devam ettirebileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. 2014 yılında başlayan Gün Işığı projesiyle 58 ilde 700 az gören çocuk erken müdahale eğitimiyle görmeyi öğrendi. Çocukların %60'ı normal okullarda eğitim almaya başladı. 8. sınıf öğrencisi Pelin Su da Gün Işığı projesiyle hayatı değişen çocuklardan biri. Gerekli olmadan, meydan okumadan yaşanmaz aşk. Gün Işığı projesi sayesinde piyano çalabiliyorum ve en büyük hayalim bir gün piyanist olmak. Lise 1. sınıf öğrencisi Osman aldığı eğitimle hayallerini gerçeğe dönüştürmenin peşinde. Şimdi bilgisayar mühendisi olmak için çalışıyor. Gün Işığı projesine katıldığımda hem daha hızlı yazdım hem ne bileyim yani bayağı katkısı oldu. En azından hem arkadaşlarıma yetiştiğimi fark ettim ve en çok da bilgisayarda hızlandığımı fark ettim şu aralar. Yarı yıl tatilinde son ders zilinin çalmasıyla birlikte projenin 4. döneminden mezun olan